Değerli izleyiciler merhaba. Evet, bir devir değişiyor programında yine bir perşembe akşamında sizlerle beraberiz. Ramazan ayı içerisindeyiz ve Ramazan ayının sonuna geldik. Bayram yaklaşıyor. Herkes sevinçli, herkes kıpırtılı bir telaş içerisinde ve uzaktaki dostlara buradan selam yolluyoruz. Köln stüdyolarındayız. Bu akşam sizlerle birlikteyiz ve bu akşam yine Avrupalı Türklerin hayatına dair Önemli ve ilginç ne kadar konu varsa konu başlıkları altında sizlerle paylaşacağız. Bu akşam stüdyomuzda ilginç konuklarımız var. Her şeyden önce çok önemli adımlar atılıyor Avrupa'da Türkler adına. Mesela kültür ve sanat alanında adımlar atılıyor. Artık burada yani Avrupa'da, Almanya'da bağımsız filmler yapılmaya başlandı. Mesela önümüzde seçimler var e, bu ayın 27'si itibariyle ve bu seçimlerde bölgesel adaylardan biri aramızda olacak. Ve yine çok ilginç bir konu başlığıyla sizlerle birlikte olacağız. Almanya'nın ve Avrupa'nın altın türkü diye anılan bir arkadaşımız bizimle beraber olacak. Çok ilginçtir. Eline geçirdiği her şeyi altın yapan bir adam. Bunları akışımız içerisinde sizlerle paylaşacağız. Devir değişiyor başlıyor. Hoş geldiniz. Evet sizler de hoş geldiniz. Ben hemen başlamak istiyorum buradan. Sayın Hatice Balaban Çoban. Sarı Saten diye bir film yaptınız. Sayın Mehmet Çoban'ın yönetmenliğinde senaryosu da size ait. Ben hemen konu başlığı olarak sizinle başlamak istiyorum. Nasıl gelişti, nasıl oldu, kim almak ister sözü? Sayın yönetmenin mi yoksa başrol mü? Peki başrolden başlayalım. Kadınlar önceliklidir genelde. Bayanlar önceliklidir diyorsunuz. Yönetmenin sözü verelim. Artık anlaşın aranızda zamanımız geçiyor. Biz böyle anlaşıyoruz. Biz filmi çekerken de böyle hep birbirimize verdiğimiz için e, pasları ondan sonra film birdenbire bitmiş oldu. Birdenbire bitmiş oldu. Evet. Peki abi nasıl gelişti olay? Kısaca bir bu işin tarihçesini bir paylaş bizlerle seyirciyle. Tabii çok kısa olarak Sarı Saten gerçekten de sizin belirttiğiniz gibi Avrupa'daki Türklerin kendi olanaklarıyla, kendi içinden çıkardığı oyuncularla ve kendi yapımcıları ve yönetmenleriyle ciddi anlamda ilk kez oluşturulan, o anlamda bağımsız diyoruz Hollywood'da bunu independent diyorlar yani hiçbir kurumdan destek almadan yapılan ilk Türk filmi. Bugüne kadar bunun yapılmayış olması, yapılmayışı zaten sorulması gerekiyor. Niye bugüne kadar Avrupa'dan filmlerimiz çıkmadı, bizim hikayelerimiz, bizim öykülerimiz, bizim yaşadığımız acılar, tatlı anılar diye beyaz perdeye yansımadı? Bunları aslında sormak gerekirdi. Evet. Aradan 40 yıl geçti, bize nasip oldu bu. Şey mi oldu, özür dilerim, 40 yıl sonra mı toparlanabildik ancak? Bazı konularda. E, e, kolay değil çünkü kuşaklar geçmesi gerekiyor. Yani evet. babalarımız, annelerimiz e, sonuçta işçi olarak geldiler buraya. Yani. yani. E, o insanların kendilerini ifade etmeleri, o insanların sanatla ifade etmeleri çok zordu. Bu tür bir imkan da yaratılmadı zaten bu insanlara. Hı hı hı. E, çocukları, onların çocukları, onlardan sonra gelen bizim çocuklarımız bu işleri yapacaklar. E, biz de başlatmış olduk. Ee, sanırım bir yol açılır ve bütün e, bizden sonraki ve bizimle birlikte gelecek kuşaklara, ciddi anlamda iyi sanatsal eserler bırakabiliriz. Ama bu sizin ilk işiniz değil. Avrupa Türkleri adına Almanya'da yaptığınız ilk iş değil. Siz her şeyden önce bilinen bir medyacısınız Almanya'da ve daha önce dizi çalışmalarınız oldu ve bunların yayını oldu ve bunların toplamından sonra uzun bir bir uzun metrajlıya karar verdiniz. Bence iyi de oldu. Bravo. Elinize sağ sağlık. Oğlum, Yüreğinize sağ sağ olun. sağlık. Sağ olun. Sayın Hatice Balaban Çoban hem filmin yazarı diyelim, senaristi hem de başrol oyuncularından biri. Nasıl oldu, nasıl geçti bu iş? Yani... yani öncelikle zaten her zaman bizim amacımız tabii filmdi. Yani bir şekilde başladık, ee, reklamla başladık. Hı hı. Zaman zaman yolumuz açıldı ve gerçekten hedefimize ulaşmış olduk. Evet. Ve bu yıl gerçekleştirdik ve şu anda e, aklımızda tabii yeni projeler de var. <laughs> Yeniler var da. E Tabii olmaz bunun, olur mu zaten? Ondan sonra. <laughs> Hayır olmak Mesela zorunda. Var. Hayır ileriyi de göreceksiniz. Mutlaka, Bu çok önemli. Mutlaka. E, zaten e, o motivasyonla işleri çok yapıyorsunuz. Güzel. Çok güzel. Dolayısıyla yani şu anda tam hedefimize ulaştık. Bu yolda devam edeceğiz. Çok güzel. Evet aramızda yine SPD'den Sayın Lale Akgün var. E, Federal parlamento için Köln bölge adaylarından biri. Doğru mu efendim? Mikrofon, evet. özür dilerim. Mikrofonu alırsanız bir zahmet. Artık Peki. idare edeceğiz. Deplasmandayız biz bu akşam. Hiç önemli değil tabii memnuniyetle. Peki. Evet ben zaten iki dönemdir milletvekiliyim. Federal milletvekili Berlin'de. Evet. Köln bölgesi için. Hı -hı. Biliyorsunuz Almanya'da bu bölgesel adaylar var. Yani listeden daha çok listeye sadece biz yan liste diyoruz. Esas her seçim bölgesinin adayları var ve direkt giriyorlar adaylar oradan. Dar seçim bölgesi Türkçe'de ona. Evet. Ben de Köln'den üçüncü defa aday adayım Çok güzel. İlerleyen dakikalarda zaten size sorularımız olacak gelen seyircilerimizden gelen ve bir de bizim e, araştırma ekibinin toparlama ekibinin derlemiş olduğu sorular var. Hem parti politik politikanıza dair hem de siz birey olarak bir milletvekili ve milletvekili adayı olarak neler tasarlıyorsunuz Avrupa'daki ya da bölgenizdeki Türk toplumu için. Evet yine aramızda Almanya'nın altın adamı diye anılan e, Sayın Gündar Balo. Ya senin isminin telaffuzu da zor. Yaptığın iş zor olduğu gibi ismini telaffuz etmek de zor. Neden sana altın adam diyorlar? Senden duymak istiyorum. Çok çok farklı bir şey çünkü. Evet. 2007'de 2007'de bir altın kaplama Mercedes çıkarmıştım. Altın kaplama Mercedes. Evet. Doğru duyuyoruz. Evet. Duyuyorsunuz evet. değil mi? Evet. Peki. Ee, yani Mercedes'in birçok yerini altınla kaplamıştım o zamanla. 24 ayar altınla. Çok Onun ilginç. Ondan sonra işte bir yaz tatili. Millet ki... altın bulamıyor takmak için sen Mercedes'i kaplıyorsun. <laughs> Güzel. 2008'de de işte bu arabayla Türkiye'ye gitmiştim. Ne oldu Türkiye'de? <laughs> Türkiye'de işte bayağı Getirdin bir. Götürdüler mi? <laughs> bir... <laughs> yok, yok. Hiçbir, Yok, şey hiçbir şey de olmadı. İlginç. Gerçekten herkesin çok ilgisini çekmişti. Hı -hı. Ee, ve ben bu iş aslında 2007'de başladığımda gerçekten o kadar ciddi anlamda işe de baş başlamamıştım aslında. Yani çok da ciddiye almamıştım. Hı -hı. Ondan sonra işte 2008'de bu arabayı Türkiye'ye götürdükten sonra e ee, insanların bayağı böyle ilgisini çektikten sonra da işe biraz daha ciddi olarak baktım. Karar verdim ben bunu iş olarak yapacağım dedim evet. ciddi bir iş olarak. Evet. Yan Aynen. tarafta zaten kurmuşsun tezgah. Kameraman arkadaşım görürse her şey var burada. Oyun konsolundan tut da çakmağa kadar ne bileyim çantaya kadar her şeyi altınla kaplamışsın. Arabanın cantı da altınla kaplamışsın. İlerleyen dakikalarda zaten bunun nasıl olduğunu bize göstereceksin tabii, değil mi Tabii program like. içerisinde? Tabii. Evet hemen bu tarafta da Sarı Saten filminin oyuncu kadrosu var. Biraz da onlarla muhabbet etmek istiyorum. Mikrofonunuz var değil mi? Tamam, kimle başlayalım? Sayın, neydi bunun adı? Unuttum. Marxak. <laughs> ya yabancı geliyor bana. Biraz da telaffuzu zor isimler bunlar. Bilal Şahin. Bilal Şahin. Filmdeki ismi Bilal, Bilal Şahin. Şahin. Kötü adam rolünde kötü değil adam. mi? Kötü adam. Pek de kötü adama benzemiyor ama. Halo. Herstis Becomun. <laughs> ee, biri bana Almanca'da yardımcı olsun. Saçmalarsam ne olur düzelt. Tabii, ne ee, demek. Şimdi onunla bir diyalog kuracağız. Filmin nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini bir Türk yapımında, bir Türk yönetmenle çalışmanın nasıl bir şey olduğunu soruyorum. Ve cevabını artık sen ee, bize mi aktarıyorsun? Wie ist der Film gestaltet worden? Erstens, e, zweitens, wie war es mit einem türkischen Produzenten zu arbeiten bei einem türkischen Film? Also mit einem türkischen Film in einem türkischen äh, mit einem türkischen, türkischen Produzenten, Regisseur und einem türkischen Film zu arbeiten. War sehr spannend, weil man lernt, sehr viel zu improvisieren. Aha. Ja. Tamamlar, lütfen. Ja.